Böğ başlıyor ve radyonuzda bundan sonra dinleyeceğiniz program korku ögeleri içermektedir. Haberiniz olsun. Korku ögeleri içermektedir. Haberiniz olsun. Ademciğim gelsin sana zahmet telefon. Dinleyicimiz karar verdi mi hangi hikayenin ilk önce bağlanacağını? Sen gerçekten bizi dinlemiyorsun yok, galiba. Yok telefonlardan pilot olur. Pilot abi. Tamam. Evet pilot abi. Doğru diyor tamam. Bir kere daha uyarımı gerçekleştireyim. Dinleyeceğiniz bu program korku ögeleri içermektedir sevgili dinleyenler. Bekliyoruz ilk hikaye için demişler. Biz de bekliyoruz gelmesini. Tamam, yedek telefona geç. Yedeğe geç. İşlerinden bir tane seçmiş olduğun yedeğe geç. Pilota nazar değdi herhalde. Onlar geriyor beni biliyor musun demiş. Yani. Evet, ilk telefon Yusuf Bey. Yusuf Bey merhaba. Merhaba abi, iyi akşamlar. Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi hikayenizi anlatmak için ben çekileceğim aradan Yusuf abi. Fakat şöyle bir olay var. Bu hikayeler daha sonrasında internette de çok böyle şey gördüğü için, yani yoğun ilgi görmüş olduğu için ben elimden geldiğince aralara girmeyeceğim. Fakat sizin anlatmış olduğunuz hikayelerle alakalı bende bir soru olursa ya da dinleyicimiz WhatsApp'tan, Twitter'dan bana size sormamı istediği bir şey yazarsa onları soracağız. Tamam mı? Tamam abi, sıkıntı tamamdır. Yok. Mezarlıktaki varlıkmış efendim. Buyursunlar, dinliyorum ben sizi. Yalnız bir şey söyleyeceğim abi. Tabii buyurun. Benim sesim bana geri geliyor. Senin sesin sana geri mi geliyor? Evet. Bir dakika şuradan şöyle. Şu anda gelmez. Tamam. Düzeldi galiba değil mi? Şu anda bakayım abi. Eko bir deneme. Yok gelmiyor abi. Tamamdır, buyursunlar, dinliyorum. Şimdi ben Sakarya'dan arıyorum abi. Sakarya merkezden. Bu olayın gerçekleştiği yer Sakarya'nın Kaynarca ilçesi. Evet. Köy. Yani Kaynarca ilçesinin bir köyü. Bundan yaklaşık kaç sene önce, 2005 yılları falan, 13 sene önce falan işte. Bizim oralarda şöyle bir adet vardır abi köylerde. Komşu köylerde falan düğün olduğu zaman gidilir. Hani davet etseler de etmeseler de gidilir. Hemen hemen her yani, köyde vardır zaten o. Abi. Yani Anadolu'da olan bir gelenek zaten bu. Şimdi bizim köyün konumunu söyleyeyim. Karadeniz'deyiz biz. Karadeniz köyü, Karadeniz göçmeniyiz. Köyün girişi var, çıkışı yok abi. Öyle söyleyeyim. Yani köye girdiğiniz zaman tekrar aynı yoldan geriye çıkmak zorundasınız. Dağ eteğinde galiba köy. Doğrudur değil mi? Ondan mı? Ya yok, dağ eteğinde değil. Ya da orman şöyle, bitiminde o zaman. Orman. Ki... Ha, tamam, ha, orman bitiminde. Yani köyün arkası orman herhalde. Doğru mudur? Tabii. Tamam, doğru evet. Abi. Köyün arkası orman. Yani bizim de komşu köyümüzde düğün var. Köyün en yolun bitim noktasında diyeyim ben, mezarlık, mezarlığın arkası ormanlık ve o köyde tek dış yol ormanın içinden gitmek zorundasınız. Evet. Yani herhangi bir vasıtayla falan gidemiyorsunuz. Ormanın içinden patika yoldan yaklaşık bir 2 kilometre falan yol yürümek zorundasınız. Evet. Tabii bizim işte şöyle söyleyeyim, abilerimiz gidiyor. Biz de onların peşinden gidiyoruz. Yaz olduğu için, fındık zamanı öyle söyleyeyim, Ağustos ayı. Yaz olduğu için tabii hava geç kararıyor. O yüzden gidişte sıkıntı yok. Herhangi bir hava aydınlık olduğu için ormanın içinden rahat rahat gidebiliyoruz. Ama dönüş geç olduğu için gece
Biz 4-5 arkadaşız. Şimdi tam sayısını hatırlamıyorum. Sene 2005. Dönüş hava karardığı için ormanın içinden geliyoruz. Herhangi bir ışık yok. Herhangi bir şey yok. Tamamen daha önceki kullandığımız yol olduğu için o sezgilerimize güvenerek geliyoruz. Yani. Ezbere geliyorsunuz yani. Bilmiyorum. Ezbere geliyoruz. Yani. Tecrübelerimize dayanarak geliyoruz. Şimdi tabii işin açığı hani imanlı insanlar olduğumuz için üç harfli varlıklara da inanıyoruz. Hani onu da biliyoruz. Sürekli okuya okuya geliyoruz bildiğimiz duaları falan. Korkuyoruz ama birbirimizin varlığı hani birbirimize cesaret veriyor. İşte ben ondan cesaret olurum, o benden cesaret oluyor. Abi mezarlığın oraya kadar geldik. Yani ışıkları görüyoruz. Köyün yaz olduğu için evdeki ışıkları görüyoruz evlerdeki. Bir de herkes o saatlerde uyumuyor yaz olduğu için. Dışarıda sesler geliyor. İnsanların sesleri geliyor. Yani şu an bile sesim titremeye başladı abi. Arkadaş dedi ki ben dedi ışık dedi görüyorum dedi mezarlığın içinde bir isim var acaba. Yok dedi hani gecenin bu saatinde kim olacak mezarlıkta? Ya ışık var dedi bildiğiniz dedi ışık var dedi ve ses geliyor dedi. Nasıl bir ses? Hani şimdi bakıyoruz biz görmüyoruz. Biraz daha böyle açıklık bir yere çıktık. Ve baktığımızda abi şöyle bir şey vardı. Bildiğiniz ateş yanıyor. Hani mezarlığın ortasında bildiğiniz ateş yanıyor ve ateşin etrafında oturmuşlar zikir çekiyorlar. İnsanlar mı? Tabii yani şöyle insan değil. Şimdi görüyoruz ama hani şimdi tabii yaşımızda fazla yok. Hani 15-16 yaşında falanız. Evet. Yani görüyoruz ama varlıkları tanımlayamıyoruz biz. Bizden böyle yaşça biraz daha büyük olan bir arkadaş dedi ki bildiğiniz dedi bütün sureleri okuyun. Hani bakmayın da o tarafa okuyun. Biz okuyoruz ama şöyle bir şey var. Hareket edemiyoruz abi. Bakın hareket edemiyoruz. Ve gördüğümüz varlıklar şunu yapıyorlar. Ellerinde def. Hani bildiğimiz çalgı aleti olan def. Hı hı. Def çalıyorlar. Ve zikir çekiyorlar sürekli. Daha sonra tabii şimdi biz bunu anlatacağız ama hani kime anlatalım, nasıl anlatalım bilmiyoruz. İşte o bizden yaşça büyük olan arkadaş oturdu ve okumaya başladı. İşte Kur'an'dan ayetler falan okuyor. Gidelim dedi tamam mı? Tuttu bizi böyle tekrar tekrar kolumuza girdi ve köyün içine doğru yürüdük. Ama şöyle bir şey var. Biz gittikçe ses yükseliyor. Biz gittikçe ses yükseliyor. Daha sonra kendimizi işte bir evin önüne attık. İşte abiye dedik ya abi hani bir şey anlatacağız ama inanır mısın inanmaz mısın hani bilmiyoruz. Ya böyle böyle bir olay oldu. Hani biz bunları gördük ama hani nedir neyin nesidir bilmiyoruz yani. Mezarlıkta böyle böyle bir durum var. Daha sonra işte amcam geldi. Amcamı çağırdı. Beraber mezarlığa gittik ve işin garipleri ne biliyor musunuz abi? Tam ateşin yandığı yerde kül var. Yani köz var. Siz ne zaman gittiniz oraya bir daha? Gün ağrınca mı? Hayır. Gece hayır mi? Hayır. Gün ağrınca değil abi. Sıcağı sıcağına. Siz de abi çıldırmış olmalısınız yani. Çok affedersin. Sıcağı sıcağına. Yani şimdi tamam. Yani hadi bizimkisi cahillik. Tamam bizimkisi cahillik. Estağfurullah hocam. Öyle demedim. Hayır. Yok yok çocuğuz abi biz sonuçta hani yani çocuk yaştayız 15-16 yaşındayız. Hani ben amcama söylüyorum yani büyük abiler var bizden büyük amca dediğimiz dayı dediğimiz adamlar var. Ellerinde bildiğiniz el feneri bir de Karadenizliyiz abi işte tabancalar belinde gittik. Nerede gördünüz şurada gördük işte. Şimdi de onlar şunu varsaydılar muhtemelen. Yani bizim orada şey avcıları çok olur, kaçak avcılar çok olur. Hı. Ceylan avlıyorlar, işte geyik avlıyorlar. Onların avlanması yasak hayvanlar olduğu için onlar muhtemelen hani bize o şekilde inanmadılar. Avcılar ateş yakmışlar. Hani onları zannetti onlar. Abi gittiğimizde
Aynen, köz, ateş, bayağı büyük bir halka şeklinde. Dedik işte amca, hani bak burada gördük şudur falan. Geriye döndük, neyse yattık hani o gece. Sabah kalktık, mezarlığa gittik tekrar. İşte yine söylediğimiz insanlarla beraber, köyün imamı falan. Mezarlığa gittik abi, hiçbir şey yok. Ateş mateş, o kül mü falan da gitmiş? Onlar yok, yok. Bildiğiniz, hani bildiğiniz yeşil ot var. Bildiğiniz yemyeşil ot var abi. Hiçbir şey yok. Tabii böylelikle ispatı da zor oluyor ama gece yanınıza götürmüş olduğunuz büyükleriniz gördü herhalde değil mi? Tabii, abi kendileri canlı şahit. Kendileri canlı şahit oldu yanında. Sonra? Buna canlı şahit oldular. Bakın bundan sonrası şöyle bir ilginçlik oldu. Biz bunu hani köyün hocasına anlattık. Birebir oturduk, konuştuk. Köyde şöyle bir ilginçlik oldu. Mezarlıkta hiçbir şekilde yabani hayvanlar mezarlığa girmemeye başladı. Önceden mezarlara eşiyorlardı. Yani mezarlığın üzerine falan eşiyorlardı. Yabani hayvanlar hiçbir şekilde mezarlığa girmemeye başladı. Bu dikkati çekti köyde. İkincisi de şöyle bir şey oldu abi. Sabahları şimdi hayvanlar, nasıl diyeyim, üçüncü, dördüncü hisleri mi, altıncı hisleri mi nedir onu artık? Gözleri mi farklı görüyor, hisleri mi farklı? Nedir? Farklı boyuttan baktıklarını söylerler hayvanların. Evet abi, farklı boyutlardan bakıyorlar. Sabahları köyün köpekleri sabah ezanı okunurken hepsi mezarlığa doğru çıkıyorlar. O yeni mi olmaya başladı o olaydan sonra? Ondan önce var mı? O olaydan sonra abi, ondan önce daha gören yok. Yani şimdi bizim orada sabah namazında çok ilerler. Hani insanlar genelde erken kalkar köy olduğu için. Ezan okunduğunda kalkar, namaza gider, bir daha yatmazlar köylerde. Çok garip bir şekilde köyün en altından en yukarısı, yani köyün başlangıcından sonu yaklaşık 1,5 kilometre, en aşağıdan mezarlığa kadar bütün köpekler peş peşe tek sıra haline böyle toparlanıp mezarlığa çıkıyorlar. Ve ezan bitiyor, namaz bitiyor, ondan sonra tekrar geliyorlar. Hani sanki birisi çağırıyor onları, ondan sonra tekrar diyor ki hani dağılın, hepsi dağılıyor. Bu hala devam ediyor mu bu olay? Ediyor abi, şu an hala ediyor. Hala aynen bu şekilde. Bakın bir gün ben gideyim abi, videosunu çekersem, yakalarsam eğer, videosunu çekersem WhatsApp'tan göndereceğim size. Olur, bir gün bir videosunu çekersen bize mutlaka gönder, olur mu? Bak WhatsApp'tan göndereceğim abi, çok şaşıracaksın buna. Tamam, peki bir şey yap, videoyu da bize mutlaka gönder, tamam? Tamam. Peki, teşekkür ediyoruz, tamam. Sağ ol hikayeni bizimle paylaşmış olduğun için. Rica ederim. Abi şimdi ben senden bir şey istesem ayıp olur mu? Ne olduğuna bağlı şu an? Tişört abi. Abi tünele girdim ben... hadi görüşürüz. Tünele girdim, görüşürüz. Tünele girdiysen görüşürüz abi. Kolay tamam gelsin. Ben sana göndereceğim. Sağ ol abi, teşekkürler. Sağ ol abi. Hadi bakalım o zaman devam ediyoruz. Kayıp havaalanıydı aslında ama kayıp pilot diyeyim ben. Şakalaşarak başlayalım da. Merhaba Ulaş Bey. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Biz havaalanını kaybedeceksiniz diye bekledik. Bir ara kendiniz kayboldunuz ama. Efendim kusura bakmayın. Onun için herkesten özür diliyorum. Ya hiç estağfurullah. Sabah, abi, öyle bir şey olur mu? İnceliğin yeter senin abi. Uçuşumla ilgili bir pre-operation briefingi vardı. Evet abiciğim. Oraya telefonlarla giremiyoruz maalesef. O yüzden o arada aranmışım ben. Hatta bir arkadaşım radyodan dinliyormuş. Bana dedi ki ilk sıraya sen çıkmışsın. Çabuk aç diye. Bu olaya bizzat şahit olan arkadaşlarımdan bir tanesidir. Hatta kendisine de söyledim. Dilersen sen bağlan söyle, sen bu olayı anlat diye, ama kendisi biraz çekingendir. Anlatmak istemedi, bana bıraktı. Olsun efendim, biz sizden de dinlesek zannediyorum karşılar bizim beklentimizi. Kaybolan havaalanı İnşallah. Galiba, doğru mudur? Evet efendim, evet. Buyurun efendim, gel, merakla dinliyorum sizi, buyurun. Efendim, ben 2015 yılında pilotaja başladım, yani pilotluğa başladım. 2016 yılında sertifikalarımı aldım. Sertifikalarımı aldıktan sonra ATPLU sertifikamız, yani ticari hava yolunda çalışabilmemiz için olan sertifika Türkiye'de biraz pahalı olduğu için ben de Güney Kore'de almak istedim. Güney Kore'de, Seul'de yaklaşık 9 ay falan ikamet ettim. O sırada hem kursiyerdim hem de lokal bir hava yolunda çalışıyordum zaten.
Şimdi biz lokal bir hava yolunda çalıştığımız için şu an uçak isimleri veremiyorum. Küçük uçaklar, yaklaşık 15 kişilik, 16 kişilik uçaklarla uçuyorduk. Çin'in belli bölgelerine, Moğolistan'ın belli bölgelerine, yani Rusya'nın belli bölgelerine uçuyorduk. Bir gün Rusya'dan geri dönüş operasyonunun olduğunu söylediler bana. Tamam dedim, Rusya'ya gittim. Geri dönüş operasyonunu yaparken Güney Kore'de Seul'ün yaklaşık 100 kilometre yukarısında, kuzeyinde kalıyor. Pyeongo diye bir havalimanı var ve bu havalimanı çok değişik bir havalimanı. Dağların ortasında yaklaşık 60 kişilik bir kasabanın tam da ama yani bu kasaba havalimanının sınırında, yani öyle söyleyeyim. Çok özür dileyerek bir soru sormak isterim efendim. Efendim. Nerede denk geldiğimi hatırlamıyorum ama dünya üzerinde 3 tane dağın arasında olan bir havalimanı varmış. Uçakların iniş yolu da kalkış yolu da aynı istikametten oluyormuş bu sebepten dolayı. O hava alanı mıdır acaba orası? Hayır efendim, hayır. Tamam, peki. Sizin dediğiniz havalimanı Amerika kıtasında olan bir havalimanı. O da var. O da galiba 3 dağın arasındaki dünyadaki tek havalimanıymış. Doğru mudur? Evet. Tamamdır. Evet efendim. Evet. Daha sonrasında şimdi uçaklarla ilgili çok ufak bir bilgi vermek istiyorum. Localizer denilen bir sistem var. Bu çok, yani büyük havalimanlarında olur, küçük havalimanlarında da olmaya başladı. Radyo frekansıyla pis başını size sistem gösterir. Siz onunla inersiniz. Lakin oraya çalışan tek havalimanı biziz. Ve genellikle localizer'da çalışmıyordu. Efendim bakıyoruz. Şimdi ben yanımda bir arkadaşım var. O da Türk'tü. Beraber çalışıyorduk. Yardımcı pilotumdu kendisi benim. Diyorum ki localizer'ı alabildin mi? Hayır, alamadım dedi. Peki dedim. O zaman görerek ineceğiz dedim. Ama şöyle söyleyeyim. Yaklaşık pistin 20 santim üzerine kadar sis var. Yani pisti görerek inmeniz de imkansız aslında. Hı hı. Ve yoğun bir kar yağışı, yoğun bir sis, yani inanılmaz derecede kötü bir hava durumu, hiç istemediğimiz bir hava durumu. Daha sonrasında localizer'ı tekrar denedik ve localizer aldık. Yani sinyali aldık. Pist başına doğru gidiyorum. Yalnız bir ilginç bir durum var. 1.02 başta olması gereken pist başı 9.02. Yani 92'ye gönderiyor. Çok ilginç bir durum. Allah Allah dedim, hani bir sıkıntı var, bir problem var herhalde falan diye. Bir baktım. İniyoruz. Sistem indik. Biraz havalimanı açılmıştı. Havalimanı yok. Yani sisin İlginiz, altında olması gereken havalimanı yok. Yok. Enteresan. Yok. Peki kuleyle konuşuyor musunuz o ara? Efendim şöyle bir durum var. Siz o havalimanı, lokal bir havalimanı ve küçük bir havalimanı. İndiğiniz, kullandığınız uçaklar da küçük uçaklar. Evet. Oraya sadece biz iniş kalkış yaptığımız için ve biz bu sistemi daha öncesinden onlara söylediğimiz için başka bir uçağın iniş kalkış yapma durumunu bize Seul'den zaten radyo ile gönderiyorlar. Evet. Bize bu söyleniyordu zaten. Lakin bize herhangi bir şey söylenmedi ve ya şöyle söyleyeyim size, 100 fit kadar bir mesafem kaldı yere ve hemen kalkmak zorunda kaldım tekrar. Hemen full AB verdim motorlara, yani tam güç verdim, tekrar havalandık. Peki çok özür dileyerek, hani havaalanı evet, yok diyorsunuz ya, ne var havaalanının olması gereken yerde? Yani ağaç çok mı? İlginçtir. Başka nedir? Çok ilginçlik, ya çok ilginçtir. Ekili arazi var. Ekili arazi? Evet. Değişim. Pirinç tarlası var. Ve bilirsiniz şimdi Güney Kore'nin %70'ine yakını dağlık alandır. Hı hı. Genellikle pirinç tarlaları dağı taraçalandırıp öyle yaparlar pirinç tarlalarını. Doğrudur. Düzlükte bulamazsınız. Ama bildiğiniz dümdüz arazi ve pirinç tarlası. Hemen kalktık tekrar. Ya ben halüsinasyon gördüğümü düşündüm. Yorgunluktan olduğunu düşündüm. Yanındaki arkadaşa da acaba yediğimiz bir şey mi dokundu diye sordum. Ama yaklaşık bir saatlik bir uçuş ve bir şey yemedik. Daha sonrasında evimize dönecektik. Neyse tekrar bir havalimanının üzerinde, yani olmayan bölgenin üzerinde kaldık. Seul'le iletişime geçmeye çalışıyoruz. Radyo frekansımız çekmiyor. Tekrar ediyoruz. En sonunda yolculara söyledik, ufak bir teknik arızadan dolayı havada kaldık şu an. Yani havada kalmak zorundayız. Belli bir süre sonrasında diyeceğiz dedik ve Seul'e döndük. İletişimi kurduk Seul'le. Seul'e döndük. Efendim Seul'deki insanlara söylüyoruz. Yani
havalimanındaki yani insanlara... Çok üzülürüm yani, olay şöyle ciddi. Siz oraya gideceksiniz, içeride yolcular var. O yolcular orada inecek ama havaalanı yok oldu. Adamları indiremediniz, tekrar Seul'e mi döndünüz siz? Ben Seul'e yani tekrar yani Rusya'dan geliyordum, Seul'e indim. Ve bu olay Güney Kore medyasında yaklaşık 2 ay falan yankılandı. İlginçtir, havalimanı dediğimiz o bölge... Normalde Google chartlardan yani her şeyden zaten orası gözüküyor. Ama havalimanı yaklaşık 25-26 kilometre kuzeyde bir yere taşımış ve Kuzey Kore sınırı. Yani havalimanı dediğim zaman da öyle çok büyük bir yer anlamayın. Bir tane pist var, başka hiçbir şey yok. Yolcuları yola indiriyoruz. İniş kalkış için pist diyebiliriz herhalde. Evet. Çok böyle kapsamlı detaylı bir uluslararası havalimanı gibi değil. Evet. Başka hiçbir şey yok. Ya ben çok şaşırmıştım. Daha sonrasında arkadaşımla biz yani Güney Kore medyasına da çıktık. Hani ben daha sonrasında Türkiye'ye döndüm. Ve arkadaşım Güney Kore'de kaldı. Güney Kore'de kaldığı süre içerisinde havalimanının orada olmadığını. Hala olmadı. Ben çünkü sürekli soruyordum onlara. Hala yok. Kayboldu havalimanı, öyle mi? Şöyle. Oo. Yani 25-26 kilometre kuzeyde ve Kuzey Kore sınırında. Kuzey Kore sınırında olmayan yani bir yere sınırına çok yani. Yakın. Ben böyle olaylar sadece Türkiye'de olduğunu düşünüyordum. Sadece bizim başımıza gelir diye düşünüyordum. Daha sonrasında internetten de araştırdım. Bu havalimanı iki kere daha yer değiştirmiş. Yani bu dediğim pist iki kere daha yer değiştirmiş. Ve şöyledir. Bu hep bizim çalıştığımız firmanın başına gelen bir durum. Oradaki lokal bir firmanın başına gelen bir durum. Ben Güney Kore'ye yaklaşık İşte geçen sene gitmiştim. Tabii sık sık gidiyorum mesleğimden dolayı ama yani geçen sene tekrar gittiğimde havalimanı eski yerindeydi. Yani o dediğimiz iniş kalkış yaptığımız. Sizin daha önce bildiğiniz yerdeydi. Evet, take off position aldığımız yer yine aynı yerdeydi. Köylülerle konuştuk. İngilizce bilen bir arkadaşımızla, Güney Koreli bir arkadaşımızla gittik ve köylülerle konuştuk. O bölgede eski antik... bir uygarlığın yaşadığını ve bu antik uygarlığın daha öncesinde kendi inançlarına ait olan tapınaklarının da yer değiştirildiğini, o antik ne derler, antik yaşayan, eski yaşayan şeylerin, uygarlıkların. O uygarlığın hatta, evet. Evet, o uygarlığın hala onları oradan çıkartmak için bir şeyler yaptığını söylediler. İlginçtir. O köyde daha sonrasında bizden sonra geçen seneden sonra iki kere daha şey değişti. Havalimanının yeri değişti. Yani ben daha öncesinde Kastamonu'da duymuştum bunu, bir caminin yer değiştirdiğini duymuştum. Ben o camiyi bu sene ziyarette bulundum abi. Benden mi duydunuz daha önce bunu? Başkanım, Kastamonu'lu bir arkadaşımdan duymuştum. Ben de böyle olaylara... Caminin adı şudur abi, çok özür dileyerek, ben bizzat gidip görmüş olduğum bir camidir. Hatta Instagram'da ben fotoğrafını da paylaştım onun. Ziyarette bulundum ben o camiyi. Bartın sınırıyla Kastamonu sınırının arasında, caminin adı da Asar Camii'dir abi. Eğer camiyi görmek isterseniz... Evet, Asar Camii. Evet evet. Ya gittim ben oraya arkadaşımla beraber. Evet. Ve köylüler de bu olayı söyledi. Cami, bir sabah kalktık köyün dışında başka bir yerde dediler. Ben inanmadım yani. Ben böyle olaylara, paranormal olaylara biraz haklıyım. Yani inanamadım. Yani sadece Türkiye'de olur diye düşünüyordum. Ama yani orada da oluyormuş. Zaten o köyü de tamamen tahliye ettiler. İzole bir bölge oldu ve o... Neresi? Asar Camii'nin yani, orası mı? Hayır. Ha, yok, eğer orasıysa yok, öyle bir şey yok. Ben orada daha bu sene bayram iznini ben orada gerçekleştirdim. Şöyle söyleyeyim abi, ben bundan 200 sene önce işte ufak böyle bir Karadeniz turu yapalım dedik. Arkadaşlarım oralı, dediler evet. Ki ya aşağıdaki cami yer değiştiriyor. İşte caminin adını da söylemişlerdi bana. Ben gelip yayında anlatırken caminin adını falan unutmuştum. Dinleyenler hatırlattı, Asar Camii diye. Dedim ki sevgili dinleyenler, bayramda ben dedim o taraflarda olacağım. Camii dedim bir ziyarette dedim bulunacağım. Ziyarette bulundum bir arkadaşımla beraber, Emrah diye bir arkadaşımla beraber. Gittik camiye, hakikaten yer değiştirdiği söyleniliyor. Zaten yapısı çok eski. Çok eski bir cami yapısı. Evet. Ama şöyle bir olay var. İsteyen gidip ibadetini yapabiliyor hala. Yani ben kendimden biliyorum. Biz gidip yapabildik. İsteyen gidip ibadetini yapabiliyor hala. Korkulacak bir yerde değil. Bilginiz olsun. Ben kendim bizzat gittim. Ama orada yaşayan herkes o caminin yer değiştirdiğine, sizin de söylemiş olduğunuz gibi canlı kanlı şahitlik ediyor abi. Yani. Evet.
Yani evet. Bir gecede değiştirdiğini, daha dediğim gibi yani Güney Kore'deki o olayda da daha sonrasında o köyün tamamen insanlarını taşıdılar ve oradan inanılmaz fazla tarihi eser ve yaklaşık 3000 sene öncesine ait olan yani çok fazla tarihi eser ve çok fazla altın çıktı. Yani bilmiyorum niye böyle bir şey oldu. Daha sonrasında çok kez sordum ve bu Güney Kore'de bilinen bir şey. Ama sadece belirli bölgeler var. Yaklaşık 3-4 bölgesi var. Havalimanı bir orada bir orada. Biz daha sonrasında biz uçak kiraladık. Yani ticari olmayan, ismini veremeyeceğim şimdi çünkü reklama girer uçağın ismi. Reklama girer mi bilmiyorum. Yani sorayım. Sonuçta sizden duyup kimse uçak almaz herhalde diye düşünüyorum ben. Umarım. çünkü vergisi çok pahalı. Cessna'lar var. Cessna 144'ler, Cessna 132'ler var. Biz onlardan kiralamıştık. Ve o bölge, yani o 5 bölgenin üzerinde de uçuş yaptık. Bunların bilgilerini tabii ki oradaki hava kontrolörlerine vererek, gerçekten havalimanı yer değiştiriyor. Ama köy taşındıktan ve o bölgenin altı tamamen boşaltıldıktan sonra yine dediğim gibi eski Kuzey Kore sınırına 25-26 kilometre olan bölgede şu an yaklaşık 5 aydır falan yer değiştirmiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun bilinir Buyurun. Bir şey olduğunu söylediğiniz için soruyorum size. Şimdi mesela evet. Şimdi Asar Camii ile alakalı böyle bir şey olsaydı, hala yer değiştirseydi kimsenin aklına gelmese bile, yapmasa bile, ben buradan kendi ekibimi toplardım. Oraya giderdim, ufak çaplı bir çekim yapardım, ederdim. Hakikaten görmeye çalışırdım, yakalamaya çalışırdım. Ama madem bu kadar biliniyor, neden sizce kimse hiç kaydetmemiştir bunu? Yani şöyle, mesela şimdi tamamen atıyorum şimdi. Ben siz şey yaparken, siz anlatırken internette baktım ben. Şimdi araştırdım ufaktan. Evet. Yani havaalanının eski yeri burası, oradan buraya taşınmış falan diye bir fotoğrafa da denk gelmedim de. Ben onun için acaba kimsenin aklına gelmemiş mi bunu fotoğraflamak? Bak bu havaalanı buradaydı, tamam. Şuraya gitmişti. Güney Kore medyasında zaten bu olay çok fazla yankı aldı 2016 yılında. 2016'da. Evet, 2016 yılında çok fazla yankı aldı. Ama 2016'nın öncesinde taşındı mı taşımadı mı bilmiyorum. Yani daha önce hiç, yani ondan yani öncesinde... Olay sizde patladı zaten. Sizin şeyle patladı galiba bu olay. İlk defa sanırım bende patladı ve benden sonra birkaç kez de insanların başına geldi. Anladım. Yani böyle bir durumdu. Çok şaşırdım ben de. Çok özür dileyerek ben böyle şeylere birazcık ilgili şey olduğum için. Havaalanının adı neydi? Bana bir daha bir söyler misiniz? Ben kendi notlarımı alacağım bunu. Nedir efendim? Tijongil tamamdır. Şuraya ben kendi notlarımın arasını alayım. Çok özür diliyorum. Bekleteceğim. Tamamdır, aldım. Ben bununla alakalı Harika. Şöyle bir bakınmak isterim en azından internetten. Eğer bir Hatta şey Hatta şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki hafta ben tekrar Güney Kore'ye uçuşum var. Yani shiftim geldi. Evet. Güney Kore'ye uçuşum var ve yaklaşık 4 gün falan orada kalacağım. Hatta bizatihi ben bunu çekip sizin ekibinize de göndermek istedim. Hatta ben Türkiye'de çok uygun görmüyorum. Hani o YouTube sayfalarında falan şey yapıyorlar. Esrarengiz olaylar falan diye, ama herhangi bir YouTube sayfasında da paylaşacağım zaten bu durumu. Abi sonuna kadar katılıyorum. Cinliköy'dü, İnliköy'dü, Onluköy'dü, Bunluköy'dü diye YouTube'da paylaşılan her köyle irtibata geçtik. Dedik ki böyle böyle, yo biz burada oturuyoruz ve onlar yüzünden buraya gelmeyin, bizim gençler size saldırır dedi insanlar. Haklılar da. İnsanların oturdukları köylere, memleketlere, oralara, buralara, yok burası cinli, yok burası perili, yok burası şunlu bunlu diyorlar. Biz bu işlerin peşine düşüyoruz. Hiçbirinin aslı astarı yok. Onundan dokuzu değil, onundan onu da yalan. Ben bir gün burada dedim. Afişe edilmesi de etik değil zaten. Yani tabii ben canım. Etik bulmuyorum. Ben bir gün burada canlı yayında dedim ki değerli dinleyenler, nereye gidelim dedim şey yapmaya, bu dedim çekim yapmaya. Böyle dedim işte, terk edilmiş köy möy falan var mı? Tam hatırlayamayacağım ama hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Bursa'da bir köy adı söylediler bize, değil mi Adem, Bursa'da? Herkes dedi ki abi terk edildi orası. Abi orası terk. Abi biliyorum oradan... ben de duymuştum bir ara ama. Tabii abi yani... oranın etrafında bile insan yaşamıyor. Abi şöyledir, abi böyledir. Ekip arkadaşlarıma telefon açtım. Dedim ki hazırlanın gideceğiz. Adem'e dedim ki bir araştır. Adem köyü araştırdı. Telefon açtı köyün muhtarlığına. Muhtar efendim diye açtı telefonu. Bizim Adem dedi ki sizin orası dedi cinden dedi terk edilmiş dedi. Oğlum kim uyduruyor böyle şeyler dedi muhtar. Adem dedi ki gelip bakabilir miyiz? Bunun için gelmeyin, döverler sizi burada. Böyle bir şey yok. Burası dedi normal bir köy. Nokta. Bitti. Ama buraya o gün binlerce mesaj geldi o köyle alakalı. İşte o köye gidin, orası terk edilmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Onda dokuzu değil. Onda onu yalan değerli dinleyenler. Onda onu.
Filmin çekildiği köye de gittim ben. Bu Kara Dedeler olayının çekilmiş olduğu köye de gittim. O da tamamen yalan. Oradaki insanlar da bunlardan şikayetçi. Bizim köyümüzde incin peri falan filan yok dediler. Hakikaten de doğrudur. Ben gittim. Bir geceyi orada geçirdik. Hiç öyle bir şey görmedik falan filan. Önümüzdeki şeyde seferde gitmiş olduğunuz zaman sizden o zaman bir video bekliyorum, olur mu? Hatta şöyle söyleyeyim, bir video değil birden çok video ve o bölgedeki yaşayan insanlarla İngilizce bilen bir arkadaşımla gideceğim zaten. Orada İngilizce bilen arkadaşlarım var, Güney Koreli. Hı hı. O bölgede yaşayan insanlarla, hatta röportaj tarzı bir herhangi bir şeyle size onları ulaştıracağım. 15-16 dakikalık bir şey yaparım. Ha, kurgusu falan size kalmış. Çok güzel olur. Uğraşamam, bilmiyorum çünkü. Tamam, çok güzel olur. Vallahi çok güzel olur. Seve seve biz kendi YouTube kanalımızda yayınlarız bunu. Çok güzel olur. Harika. Tamamdır. Harika o zaman. Önümüzdeki dönemlerde ben size tekrar WhatsApp üzerinden veya normal bir şekilde... Adem, telefonu kapatınca... Ben çok özür dilerim. Biraz sesim benim şey oldu yani. Daha yeni uçuştan geldim. Tekrar uçuşa gideceğim. Türkçe biraz zayıfladı, özür diliyorum. Yok yok, hiç önemi yok. Adem beyefendi bize röportaj vari bir şeyler yani yayın materyali paylaşacağı için yarın gün içerisinde beyefendiyi ara, bize direkt ulaşabileceği bir telefon ver, tamam mı Adem? Tamamdır, yarın sizi Adem arayacak efendim, anlaştık mı? Peki, peki, çok teşekkür ederim. Ricalar olsun, ben teşekkür ederim hikayenizi paylaşmış olduğunuz için. İyi geceler diliyorum, sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Var olun. Evet, dur bakayım bizi kimdi telefondaki, şuradan şöyle bir bakalım. Meryem Hanım galiba değil mi? Evet, Meryem Hanım. Evet, benim. Buyurun. Merhaba Meryem Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim efendim, çok teşekkür ederim. Musallat olan bir varlık ve size yapılan bir büyüymüş galiba, doğru mudur? Evet, şimdi olayı şöyle anlatayım. Dur, bir dakika. Anlatmayayım. Yok yok, dur, anlatacağız da. Bir kulaklıkla mı konuşuyoruz acaba? Hayır, normal. Çıkardım kulaklığı Adem Bey söylediyse. Tamam, şu an şey zaten normale döndü. Tamamdır. Size yapıldı galiba değil mi bu olaylar? Evet, yani büyü eşime yapıldı ama ailecenek etki altındayız, öyle söyleyeyim. Hala? Hala. Ben başlayayım mı anlatmaya? Tabii, buyurun efendim, ben dinliyorum sizi. Şimdi şöyle, nedendir sebeptir bilmiyorum. 2014 yılında cinler sürekli rüyamda beni korkutmaya başladılar. Nasıl mesela? Yani rüyama geliyorlar, işte ayağımdan tutup sallandırıyorlar, balkondan atmalar falan. Balkondan sizi atıyorlar. Evet, rüyamda oluyor bunlar. Rüyanızda. Tamam. Peki, çok özür dileyerek bir sorularım da oluyor. Çok özür dileyerek cinler dediğiniz, görmüş olduğunuz, bize anlatabileceğiniz bir şey var mıdır? Bir silüet, bir görüntü, bir şey var mı acaba? Şuna benziyor, şöyle, böyle diye. Yok. Hiçbir zaman rüyamda görmedim. Ediyordum. Fakat şu şekilde siyah bir şey giymişler ama yüzleri kesinlikle yok. Hani kafanıza bir şey giyersiniz, upuzun, kafanız görmez. O şekilde görünüyor. Ve ben sürekli rüyamda işte dualar okuyarak onları benden uzaklaştırıyordum. 2014 yılında bu şekilde. O zamanlar otelde çalışıyordum. Ustam işte denize git, ayaklarını denize sok, iyi gelir falan. Belki işin stresindendir demişti. Tabii ben yaptım. Geçtiğini düşünmüştüm ta ki geçen seneye kadar. Geçen sene tekrar böyle bir korkularım başladı. O zamanlar eşimin işinden dolayı köye taşınmak zorunda kalmıştık. Eşim sürekli işte yalnız bırakmak durumunda kaldığı için işte evde tek kalınca yalnız korkuyordum vesaire derken bu Haziran ayında gene böyle korkularım var, korku filmleri izliyorum işte korkmamak adına, işte cesaretleneyim artık öyle ya, bir dereceye geldim. Üstüne gidiyorsunuz yani. Bir de. Evet, üstüne çok fazla gittim, araştırdım internetten, araştırdıkça daha çok korktum. Bu sefer kafayı yiyecek dereceye geldim ve artık diyordum ki hayır, bana görünün. Görünün artık, kurtulayım, ben de kurtulayım, siz de kurtulun şeklinde böyle içimden, ama korkuyorum da tabii bu arada. Haziran ayında şöyle bir durum yaşandı. Küçük kızım var, 2,5 yaşında. Onu Allah bağışlasın. Teşekkür ederim, sağ olun. Ve korktuğum için tabii ışık, gece lambasını sürekli yakıyorduk evimizde. Gene bir gün böyle gece lambasını yaktık. İşte kızımı sallıyorum. Karşıda da aynamız vardı. Şimdi normalde de kapatırdım o aynayı uyurken. O gece unuttum. Hani kızıma dalmıştım çünkü. Sallarken düşüncelere daldım ben böyle. Tabii gözüm aynadaymış ama ben fark etmedim. Önümden siyah bir silüet geçti. Ve ben o an sıçradım. Eşimi uyandırdım. İşte eşim dedi ki yok ya, saçmalama, yoktur öyle bir şey falan der. Ama ben gördüğüme eminim.
Sonra eşim işten dolayı gene yalnız bırakmak zorunda kaldığı için 2-3 gün sonra biz kayınvalidemlere gittik. Yatıyoruz. Kızım arkamda uyuyordu normalde. Yani ben öyle zannediyormuşum. İşte yattım. Bir varlık sırt sırta, yani normalde kızımla sırt sırta yatıyormuşum gibi hissediyorum. Ben öyle zannediyordum. Yani hani dokunduğum zaman kızımı hissettim diye zannediyordum ben. Ve o sırada bir kol boğazıma yapıştı. Bildiğiniz yani boğazımı sıktı. Gözümü açamıyorum. Bu bir rüya değil. Kesinlikle eminim rüya değil. Çünkü rüyaları daha önce gördüğüm için biliyorum rüya olmadığını. Ve boynumu havaya kaldırdı. Bu araştırmalarım içerisinde de işte dualar okursak gittiğini bildiğim için ben Ayetel Kürsi'yi okumaya başladım içimden. Ama bu arada sesim de çıkmıyor. Hani bağıracağım bağıramıyorum. Artık kendi kendime içimden konuşmaya başladım. Ben Ayetel Kürsi'yi okumaya başladıktan sonra benim boynum yastığa bıraktığı an kayınvalidem de vardı odada. O da uyuyordu. Ve bana kayınvalidemin o cindir sesi geldi. Sonra beni yastığa bıraktığında ben uyandım. Artık gözlerimi açtığımda aslında kızımın arkamda değil önümde olduğunu gördüm. Ve o varlığın cin olduğunu ve benimle beraber yatakta olduğunu anladım o an. Büyü olayı da şöyle. Bir şey diyeceğim bir dakika. Arkanızdaki kızınız değil de o varlık mıymış efendim? Evet o varlıkmış. Çünkü ben kızımın arkamda olduğunu hissediyordum ama aslında kızım benim önümde yatıyormuş. Ön tarafımda arkamdaki o varlıkmış yani. Evet. Ama hissettim yani hani bildiğiniz sırt sırta yattık çünkü onunla. Hı hı. Daha sonra tabii böyle olaylar işte korkular, gece uyanmalar aniden. Bu tarz olaylar devam ederken eşimin arkadaşları vasıtasıyla bir hocaya gidiyor. İşte bu olayları anlatıyor. Farklı olaylar da var tabii. Hoca diyor ki sana büyü yapılmış. Eşinize mi diyor bunu? Evet eşime büyü yapılmış. Eşim tarafından birinden eşime büyü yapılıyor. Evde kavganız işte olur şeyden ufak şeyden tartışmalar oluyor. Evet diyor eşim oluyor diyor. Size büyü yapılmış evinize domuz yağı sürülmüş diyor. Bunları temizlemeniz gerekiyor. Eşim benim yanıma geldi. Bana bir muska getirdi. Hocanın vermiş olduğu bir muska. Eşim onu yaktı ve biz o çıkan dumanları içimize çektik. Eşimle birlikte eve dağıttık o dumanları. Sonra tekrar hocaya mesaj attım ben kendim bizzat eşimin WhatsApp'ından. Hocam dedim nasıl kurtulabiliriz bu büyüden? O evdeki domuz yağını silip yattığınız yastıkları da atarsanız bu büyüden kurtulacaksınız. Ama eğer bunları yapmazsanız kurtulamazsınız dedi. Domuz yağını silip yastıkları da yakmak mı? Evet. Evet yani o köyde oturduğumuz eve domuz yağı sürülmüş ve yastıklara da bilmiyorum ne yapılmış. Onları atıp da domuz yağını sildikten sonra kurtulacaksınız dedi. Fakat bir süre gidemediğimiz için hala o domuz yağını silemedik ve hala benim korkularım devam ediyor. Yani gidemediniz mi köye? Gitsenize köye yapsanız o zaman ya, öyle bir şeyse. Gidecektik ama eşimin işinden dolayı gidemiyoruz. İşte izinleri denk gelmiyor ya da izin olduğu zaman farklı işleri oluyor. Yani defalarca söylememe rağmen gitmedi ama inşallah bu hafta içerisinde halledeceğiz. Ve bu olaylardan şimdi dolayı... Şimdi bu araya iş karışması da sizin bu gidip mesela o hocanın söylemiş... Yani doğrudur gerçektir ben bunu bilmem tabii de. Daha önce dinlemiş olduğumuz ve yayında anlatılan hikayelerde bu araya mesela siz oraya bunun için niyetlenip gitmiş ol... Yani niyetlenip gitmeye kalkışıyorsunuz ama araya hani hep bir iş giriyor ya, bu daha önceki hikayelerde de oldu mesela. Bir gün bir hanımefendi anlattı işte, o da hocaya gitmiş, hoca demiş ki işte evinin şurasında burasında şöyle şöyle bir şey var, o bir de yer de belirtmiş, onu gidip şöyle yaparsan halledebilirsin diye. Kadıncağız yayında anlattı, dedi ki Serdar biz dedi 1,5 sene oraya gidemedik dedi. Yani niye dedim? Hep dedi hazırlanıyoruz bir şey oluyor. Hazırlanıyoruz bir şey oluyor. En son giderken evet. Araba dedi kaza yaptı dedi. Yani. Öyle. Yani dediğiniz gibi bizde de hani skuter kullanıyoruz mesela eşimle biz. Ya bir gün skuterin şarjı olmuyor. Bir gün tekeri patlıyor. Yani bir de eşim bu tarz şeylere çok şey yapmıyor. Hani ya hallederiz falan dediği için de aslında biraz da o yüzden gidemedik. Çok ciddiye almıyor işin galiba. Evet ciddi yani aslında kendisi de korkuyor çünkü geceleri bazen uyanıyor böyle bakıyor etrafına bir şey öcü görmüş gibi mesela. Diyorum kendine gel işte tokatlıyorum falan böyle bön bön bakıyor. O da korkuyor ama işte birazcık da safsaklıyor diyeyim artık.
Ya ne diyeyim, geçmiş olsun. Ama böyle bir peki, çok özür dilerim. Ben şimdi bu soruları sormakla mükellefim. Hep soruluyor. Doktora anlattınız mı hiç bunu, bu olayları? Doktora anlatmadım. Aslında niye? Şöyle, daha önce psikolojik bir tedavi gördüm. Gitmek de istedim aslında. Çünkü rahatsızım. Eşimle sürekli tartışıyoruz. Küçük çocuğuma bağırıyorum. İşte, ama bir anda sinirleniyorum. Ve bu, eşime söylüyorum sürekli. Bu diyorum büyünün etkisi, git artık boz şunu ki rahatlayalım. Çünkü böyle gittikçe evliliğimiz çatırdayacak diyorum. Ama bir şey diyeceğim Meryem Hanım, yani bu söylediğim her şeyi bu yayında bana anlatılanlardan, yani birebir ağızlarından duyduğum şeylerden söylüyorum. Bu işleri daha önce yaşamış ya da bu işlerle ilgilenmiş insanlar yayında şey derler yani. Onun tabii tam anlamını ben bilmiyorum ama sinir hastalığı genelde bana büyü yapıldığıya bağlanıyor. Haberiniz olsun yani. Yok, daha önce sinirlerim vardı zaten. Ona bağlamıyorum ama evliliğim önceden böyle değildi. Mesela en ufak bir şeyde sinirlenebiliyorum ya da eşim mesela çocukla oynamadığı zaman sen neden onunla oynamıyorsun? Bunların büyünün etkisi olduğuna inanıyorum ben. Ama inandığınız yani, için oluyor neden? Bence de zaten. Bence yani bak, olabilir. Benim nacizane fikrim, İnanmazsanız olmaz bence diye düşünüyorum. Dediğiniz de olabilir ve bunlardan dolayı ben memlekete gittiğimde muska yaptırdım. Kime? Niye? Yani hani korktuğum için, korunmak amaçlı, evet. Falan. Tamam. Hani gelirlerse falan diye. Bazen o muskayı çıkardığım zaman kendimi çok rahatsız hissediyorum. Ve hala boynumda taşıyorum onu. Yani dediğim gibi şimdi elhamdülillah seçimimiz belli. Ama evet. Sizin anlattığınızla alakalı vallahi bilmiyorum. Beni çok böyle bir bilir kişi olarak falan da algılamayın ama sizinki sinirsel, yok, bir şey olabilir yani. Durdurken bağırmak falan. Olabilir. Evet. Bence bir doktora da anlatmanız lazım, bana anlattığınız gibi. Bence, bana sorarsanız, bilemem. Ya evet, ona gideceğiz ama hani şeyden dolayı, eşimin gideceğiz değil diye. Yani gideceğiz değil. Şimdi ne desem eşim izin alamıyor, eşim şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. Yok, gideceğiz değil, bence gitmelisin, bence. Bana sorarsan, benim fikrim bu, seni bilmem. Bence böyle olmalı. Tamam, dediğinizi evet yapacağım. Yani size zahmet. Çünkü tamam. Sırt sırtı bir varlıkla yattığını iddia ediyorsun, evet. Yani anladın mı? Evet, yani ben onun kızım olduğunu düşünmüştüm ama değilmiş. Yani ben de çok böyle bir şok olmuştum o an. Anladım. Peki, tamam, geçmiş olsun. Ama dediğim gibi eşiniz olmasa bile siz kendiniz koskoca insansınız. Bir randevu alın, bir şey yapın, onu yapın. Bir gidin, bir anlatın yani, olur mu? Tamam. Tamamdır. Selam ederim size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Geceler. Görüşmek üzere. Var olun. Sağ olun. Adem, gönder bakalım. Şeydi değil mi? Defini hikayesi miydi? Tamam. İki hikaye, iki hikaye gidiyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi burada tabii biz böğe başladığımızdan beri böyle mesajlar geliyor. Yazılanlar var, diyor ki abi hangi hocaya gitmiş, ne yapmış falan diye. Onlar bizim işimiz değil sevgili dinleyenler. Bu anlatılan hikayelerde ben genelde şey bile adres bilgisinin belli olmayacağı şekilde anlatılmasını isterim zaten. İşte hocaya gidilir gidilmez bilmiyorum. Bu işi tabii ilmiyle irfanıyla yapan da var. Hiç bu işten anlamayan insanlar da var. Onlar bizim işimiz değil. Biz sadece hikayenin peşindeyiz. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz var hattımızın diğer ucunda. Merhaba. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Ay, heyecanlandım biraz. Zaten korktum ben yani bu sesi duyunca, haberiniz olsun abi yani. Vallahi ya, aklıma geldi, anlatsam anlatsam yayının başından beri. Ama bir anda bir doldum, bir de böyle yani bir boşaltmak istiyorum içimdeki. Aklıma geldi, çok kötü oldu. Anladım. Şimdi bir şey söyleyeceğim abi, size çok özür dilerim. Evet. Adınızı vermek istemiyorsunuz sonuna kadar. Sadece evet, programda. Evet, ben de aklıma şu geldi demin beklerken. Ben size mesaj atıyorum. Dün de fotoğrafımı attım. Lütfen aramızda kalsın ha. Yok, hiç tanımıyorum sizi, inanın. İnanın, hiç tanımıyorum sizi. Size hitap etmek için bana kendinizin seçtiği bir ismi söyler misiniz? Size zahmet. Excalibur. Kim? Excalibur. Excalibur mu? Ne yapayım? MSN mi çalacaksın abi? Ne Excalibur? Ne başka... diyeyim aklıma cevabımızı. Can de abi. Can de can. Can diyeyim, tamam. O ama, evet. bu da üç harfli şimdi. Çakma, hiç öyle düşünmemiştim. Abi ne demek istiyorsan onu söylesen Serdar abi. Tamam, ben sana Can diyeyim o zaman. Cancığım, hikaye bizzat senin başından mı geçti? Evet evet. Buyursunlar, anlatıyorum. Şimdi abi. Aman anlatıyorum dedim. Buyursunlar, dinliyorum. Şimdi neden böyle bir şey yaptığımı söylemek için bağlantılı çok kısa bir şey daha bir hikaye atmam gerekiyor. Ben 25 yaşındayım. Biz olayı bundan 5 sene önce yaşadık ve bunun olay yaşanmadan bir iki yıl önce falan da bir define muhabbet yapan bir abilerimiz vardı. Çorak bir yer kazılacak dediler. Gelin dediler, beraber kazalım, gidelim. Gittik, cidden kazdık. Bir testi gibi bir şey buldular. Bunu araştırdılar. Ne sattılar. Gibi bir şey buldular abi? Testi.
testi. Testi gibi bir şey, evet. Bir şey bular. Bunun bir arkeolog arkadaşları falan var. Çevresi geniş. İşte bu definenin de çok büyük bir piyasası var. Kahveleri mavileri var falan böyle. Yani ciddi alan bir iş. Bunu 15 milyon euro kurtlar, bize de birer milyar para verler. Bu para bize çok tatlı geldi. Ben İzmir'den arıyorum. Bilenler vardır belki. İzmir'in Karaburun diye bir tatil beldesi var. Çok tamam ucunda. belirtme. Yer belirtme. Daha demin kendim söyledim. Ha, yer belirtmeye doğru. Çalışıyorum diye. Yok ama bu bilinen bir şey. Yani bu definenin yeri falan bir de efsaneye dayanan bir şey. Evet. Onu söyleyeceğim. Orada Çingenöldü diye bir bölge var. Karaburun'da Çingenöldü böyle girişinde, Mordan tarafında Çingenöldü diye bir bölge var. Hikayeye göre de şey diyorlar hep, bu Çingenöldü'de bir defile var ama üstünde papaz büyüsü var. Bu kesinlikle bozulamıyor, kimse bunu kazamıyor diye. Sonra bizim bu aklımıza geldi. Üç arkadaşız. Bu define piyasasına çok girmeye başladık. Böyle gidiyoruz, abilerle konuşuyoruz, kahvelerinde falan oturuyoruz. Böyle ne yapılır ne edilir, büyüme olaylarını falan araştırıyoruz böyle. Sonra biz karar verdik, tamam gideceğiz. Kazacağız yani, 3 kişi orayı koyduk kafaya. 20 yaşındayız. Ben 25 yaşındayım şu an. Gidiyoruz abi ya, işte gideceğiz, kafaya koyduk, gittik. Giderken de şey yaptık böyle, yani sonuçta stres, heyecan da var biraz. Bir miktar da alkol aldık böyle, rahatlayalım biraz diye. Geldik Çingenöl'de olan yeri, işte bir harita falan böyle rivayetlerdeki yerleri şuradan adım geç, şu arkanı al. Yeri bulduk, kazacağız. Şimdi bir yandan da dalga geçiyoruz kendimiz. Daha papaz büyüsü falan var burada oğlum, kazamayız edemeyiz falan filan. Ben kazmayı vurdum abi. Bu taşa gelir ya böyle, çivi çakarken, odun keserken de insanların başına gelmişti. Kıvılcım çıkar. Demir, evet. Sonuçta demiri taşa sürtüyorsun hızla. Kıvılcım çıktı. Biz bir gülmeye başladık falan filan arkadaşlar. Yani topraktan ve taşa geldi böyle. Gözünle gördüğünü anlatıyorsun değil mi abi? Evet. Tamam. Evet, gözümle görüm anlatıyorum şu an. Evet. Sonra arkadaşlar da diyor böyle, ya abi ne içtin, iç şey dokunuyorsa içme falan, Arap sen içme bozuyorsun, böyle böyle muhabbetler dönüyor. Tabii güldük, eğlendik. Yanındaki diğer arkadaş abi kazmayı vurdu yere, böyle kazma laf diye geri sekti falan, film efekti gibi ya, görmen lazım. Biz artık oha çüş falan, bir alkol de var biraz, bir ama dalga geçiyoruz, bir yandan korkuyoruz falan. Şimdi şey oluyor böyle, hani bir olay olur, üç arkadaş birbirine bakar korkar, sonra biri güler, biri gelir ortamı yumuşatmaya çalışır. Öyleyiz. Böyle bir şu an dakika durduk ama. Diğer arkadaş abi bir vurdu kazma yeri, bizi bir elektrik çarpmaya başladı. Yani çarpıyor, cidden elektrik çarpıyor ayağımızda. Kaçtık maçtık ama bir yandan diyoruz lan alkollüyüz, gülüyoruz gülüyoruz, saçma saçma muhabbetler. Gittik bir şekilde, vardık evimize. Şimdi olayın bu zamana kadarki kısmı böyle bir hikaye olabilir. Aman 3 tane yaş içmiş, böyle ne kafa yaşamışlar muhabbet falan olabilir. Sonra biz de aramızda böyle yaptık. Lan işte mesela bazen içerken o gün ne içmiştik, ne kafa yaşamıştık. Bak millet bu kafalar yaşamak için neler veriyor falan, böyle dalga geçiyoruz. Bundan 2 yıl önce. Bu definenin çok büyük bir piyasası var. Bu piyasalarında böyle belli başlı isimler var. Böyle sağlam insanlar, böyle yurt dışı kaynaklı çalışıyorlar. Çok değişik bağlantıları var. Böyle bir abi var, büyük. Herkes bilir bunu Türkiye'de, adını vermeyeceğim. Tamam abi, biz bilmeyelim. Bu şeyi duyuyor. Bu Çingenöldü şeyini duyuyor. Çingenöldü'nün oraya, Çingenöldü'ye geliyor kazmaya. Bu evet. Adam. Ondan sonra bizim o Çingenöldü'ye böyle bir kilometre falan uzaklıkta bu adama ölü buluyorlar. Yeni mi daha burasını bu? Burasını da yani geçtim, oha falan filan dedik. Tamam eyvallah. Ölüm sebebi abi, elektrik çarpması kaynaklı kalp krizi. Ölüm sebebi. Ya var ya bak, yok böyle bir şey ya. Biz mesela 2 yıldır bak yine elim ayağım titredi, aklıma geldi. Ya 2 yıl önce bunu ya işte olayın, evet bu kısma kadar ilk bize elektrik çarpmasına kadar bir korkunç yok ama ondan sonra yaşadığımız olaydan biz çok korkmuştuk. Ya da biz dövseydik falan filan, bu gerçek mi falan, böyle kötü olmuştuk yani. Ve şimdi o günden beri kimse gitmiyor Çingenöl'de. Kimse kazmaya yeltenemiyor, gücü yetmiyor. Yani bir şey, adamın da ölüm sebebi elektrik çarpması. Adam tek mi gitmiş peki oraya ya, kazıya? Tabii bu işler tek olur ya, çünkü şey büyük kaynak bu. Ve adam da şey tek, yani şehir zaten tek gitmesinden nam yapan bir adam. Bu adamlar gider tek başına vurur, tek başına alır götürür her şeyi. Anladım, yani dağın başında bir yerde elektrik çarpması mümkünatı da yok zaten değil mi? Mümkünatı yok ya, bırakın elektriği, yakınlarda bir akü bile yok yani, keçiler otluyor her yerde. Bir durursa telefon bataryası en büyük güç yanındaki. Anladım. Resmi olarak ölüm sebebi de elektrik çarpması, doğru mudur? Evet, evet. Değişik. Siz ucuz kurtulmuşsunuz o zaman. Ya biz işte yani zaten o olay yaşadıktan sonra çok şey olmamıştık. Biz bunu duyduktan sonra hep aklımıza gelince böyle çok ürperiz. Şu an bile çok kötü oldum yani.
Anladım. Geçmiş olsun abicim o zaman. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol, çok teşekkür ederim hikayeni bizimle paylaşmış olduğun için bu arada. Ben teşekkür ederim. Can diyorduk. Hayır, değil mi sana? Can. Böyle ya. Yani, Can be abi. Allah. Oh vallahi rahatladım şu an. Tamam, üç harfli. Hadi görüşürüz. Sağ ol bize. Eyvallah. Teşekkürler. Eyvallah. Sağ ol, var ol. Şimdi normalde ara vermemiz lazım ama ara verirsek bir daha geldiğimiz zaman hikaye dinletmeye fırsat olmayacak. Ademciğim, bir mikrofonu açtım senin. Gel bakayım. Şey nedir? Hasan orada. Bey var. Onu bağlayacaktık. Bu dört hikaye arasındaydı. Ben bu az önce bağlanan beyefendi arayınca bunu bağlamak istedim. Bu beyefendiye bağlanmak istedim. Hı. Hasan Bey var. Eşine musallat olan cinler, o da tanıklık etmiş. Hemen bağlasana zaten Hasan abiyi. Tamam. Ben de bu arada yazılanlara bakayım. Beyefendinin bahsetmiş olduğu yerle alakalı çok enteresan hikayeler vardır. Orada hayvan cesetleri bulunur. Yapılan otopside o hayvanların elektrik çarpması sonucu öldüğü anlaşılır demiş efendim. Yani bilemedim. Enteresan. Bir de nerede? Eskişehir'e doğru mu bir yer vardı? Bir şey, bir köprü, bir şeydi ya. Bir yer, bir Eskişehir'e doğru. Bir yer ya, böyle meşhur bir yer. Tam hatırlayamadım. Orada kesin bir şey olur falan derler. Gerçi şu zamana kadar bir şey olur denilen yerlerde işte dediğim gibi. Yani çok korkacak bir şeye de denk gelinmedim. Bana cin taraması yapılmıştı. İnsanlara fal bakıyorum diye 70 bin alemin varlıklarına kapım açıkmış ve bu yüzden onları rüyamda görüyormuşum. Ama beni iki tanesi koruyormuş sürekli. Anne tarafından da biri dedi bu işlerle alakalıymış. O yüzden ben de onlarla yakınmışım. Hatta bir kere rüyamda onların benim bedenimin üzerimde nerede toplandıklarını gösteren şemayı görmüştüm. Onu görünce onların sesi bayağı yükselip birbirine karışmıştı. Bazen onları hissediyorum ama rahatsız da olmuyorum. Hiç bilmediğim bir sureyi okuyarak uyanıyorum rüyamdan demiş efendim. Enteresan. Tamam, Hasan Bey'e ulaşamıyormuşuz. Başka bir telefon. Son, en azından son bir hikaye daha dinleyelim isterim sevgili dinleyenler. Çünkü sonuçta ayda bir kere yapıyoruz. Hatta mıyız? Tamamdır. Bakalım şöyle bir... Alo merhaba. Alo merhaba Serdar Bey. Merhaba abi. Nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Misiniz? Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok güzel bir hikayem var. Aslında bu yaşanmış birebir yaşanan çok güzel bir olay. Siz mi? Başınızdan benim... mı geçti? Direkt ben yaşadım. Direkt. Nedir? Kendim. Başlık olarak bana bir cümleyle başlığını söylesene. Evliyalar. Evliyalar. Çok korkunç bir şey değil o zaman. Fazla değil ama devamı çok böyle sürükleyici. Hani evliyaların koruması, evliyaların şeyin altında olmak, üç harflerden korkmamak ve hiçbir şekilde korkuda yanaşan herhangi bir şeyden korkmuyorum. Mesela sizi aradığımda mesela mezarlıktaydım. Şimdi eve geldim. Niye mezarlıktaydınız abi? Bir iş birini bıraktım. Bir yere de geçerken mezarlığa gittim. Tövbe estağfurullah. Mezarlığa birini mi bıraktınız? Yok, birini mezarlığın yakında oturan bir yere bıraktım. Tamam. Geçerken de mezarlığın içinden geçtim. Tamam. Çok rahatım. Tamam abi. Buyursunlar, hikayeni dinliyoruz. Ortalama 5-6 dakikamız var ama haberiniz olsun. Tamamdır. Şöyle durum var. Ben de Blue Çağ'a girmeden babamların yakın bir çevresinde ünlü bir arkadaşının arabası çalınıyor. Ve daha Blue Çağ'a girmeyen kişiyi bir hocaya gidiyorlar. Diyor ki Blue Çağ'a girmeyen birini getirin bana. Yalnız onu da görebilirim diyor. Aracının nerede olduğunu falan. Hı-hı. Beni götürüyorlar. Bir hoca ile karşılaşıyoruz. Hoca geliyor işte, tokalaşıyoruz falan böyle. Beni bir odaya aldılar. Oda loş mumlarla böyle süslenmiş. Dedi ki ben de sana söylediklerimin aynısını yapacaksın. Nasıl bir şey yapacaksın? Korkma dedi, sakin ol dedi. Her zaman da sakinliğini koru. Ben ne dersem onu yap dedi. Tamam dedim. Gözlerimi tülbentle bağladı. Önce sağ kulağıma bir şeyler okudu. Sol kulağıma bir şeyler okudu. Dedi ki şu an dedi bir bulutların üzerinde olman gerekiyor dedi. Bir iki saniye sonra önüme bulutlar gelmeye başladı. Bulutlar açıldı. Ne görüyorsun dedi. Çok güzel bir cami görüyorum dedim. Caminin havlusuna ineceksin dedi. Caminin havlusuna indim. Ondan sonra ne görüyorsun dedi. Çok da güzel bir kapı vardı. Böyle büyük bir caminin ortasında. Havlu çok geniş. Dedi kapıyı aç dedi. Kapıyı açtım. Karşımda bir cemaat gördüm. Hepsi beyaz. Beyaz sakallı en önde oturan böyle hafiften bir tombul bir abi. Bir evliya. Tabii ben o zamanlar daha şey yapmadığım için algılayamamıştım. Evliyanın yanına gittim. Bana söylediklerin aynısını söyledim. İşte selam verdim. İşte ben şunu hocanın aracılığıyla geliyorum diye söyledim. Hoş geldin dedi. Elimi uzattı. Ne istiyorsun buyur dedi. Dedim böyle böyle bir durum varmış. O bana söylüyor, ben onu yapıyorum. Elimi tuttu, beni bir yere götürdü. O anda arabayı çalan kişileri gördüm. İşte ne görüyorsun dedi. Dedim böyle bir adamlar var. Arabayı şuradan çalmışlar, şöyle yapmışlar. Dedi ki onları bağlayacaksın. Bagajda ip vardı. İple ben onu bağladım.
Bir şey diyeceğim, çok özür dilerim. Karşı koymuyorlar mı sana? Hiçbir şekilde koymuyorlar. Yani normalde onlar hala plakayı sokmaya çalışıyor. Ben onları bağlıyorum. Böyle hani çok bir şey gibi, bir hayal gibi ama değil. Gerçek, dokunabiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz o anla. Neyse onu bağladım. Çıktım. Neyse tekrar aynı şekilde gerisi geriye geldim. Ben dediler ki bir yere gideceğiz işte. Adam gittik. Adamın kapısının önünden saat kaçta arabanın çalındığını, nasıl çalındığını, geçen polisin şeyini, hepsini söyledim. Adam dedi ki doğru söylüyorsun dedi. O günden sonra bana bir şeyler oldu böyle. Yani çok şey yapmadan, hani o zamanlar üstlenememiştim. Daha sonra benim bir 3 haftalar uğraşan bir kişi vardı. Onun yanına gittim. Bu bir hoca. Beni götürdüler. Ondan yaklaşık 2-2,5 sene önce, daha evlenmemiştim. Dediler ki sen de işte, ben iş bulamıyordum. Her yer internetten başvuruyordum. Sağa buluyordum, sola buluyordum. Bulamıyordum, iş bulamıyordum. Annem de gel bir hocaya gidelim dedi. Bir Tekirdağ taraflarında bir hocaya gittik. Ben içeri giremedim. Neden? Kollarım böyle, damarlarım şişti. İçeri beni almadı. Bir güç beni engelliyor böyle. İçeri girmeme engelliyor. O kapının önünde bir 20-25 dakika durdum. Annem de gel diyor. Yok giremiyorum diyor. Hani şu an bir şey var böyle, bir titreme geliyor. Kollarım, damarlarım çıkıyor böyle. Çok şeysiyle böyle çok... Nasıl anlatayım? Böyle çok sıkıyorlar beni, böyle bayağı bir sıkıyorlar. Annen gördü mü? Şey, evliyaları mı? Hayır, bu koluna böyle oldu. Tabii ben gösterdim, damarlarım falan yemyeşil, böyle damarlarım ortaya çıkıyor. Dedim ben de içeri girmeyeceğim. Tamam desem dışarıda bekledi. Orada biz de işte gittik dışarıda biraz gezdik. Sonra ben içeri girdim. Kadının gözleri bana döndü. Böyle tüsü maşallah dedi, çok güzelsin dedi. Ama bana demediğini anladım ben orada. Kadın sadece gözlerini benden ayırmadı. Bayağı bir konuştu. Ben dedi ki sana dedi, büyü yapılmış ama büyü sana tutmamış. Sana sihirli bak geri dönmüş dedi. Sana büyü tutmuyor dedi. Dedim neden tutmuyor dedi. Bir şey söylemedi. Sonra annemler falan dışarı çıktı. Dedi ki çok güzeller dedi. Seni koruyorlar dedi. Bunların dedi her zaman dedi koruması altında olacaksın. Sana dedi hiçbir şekilde hiçbir şey tutmuyor. Ama seni ufaktan böyle irdeliyorlar. Çok ufak ufak dokunuyor sana ama geçiyor dedi. Ben buna inanmamıştım. En son bundan 1,5 sene önce bir işte cin çağırma davası gibi bir şey oldu böyle, aklıma yattı. İnternette araştırmaya falan başladım. Sen mi yaptın bunu? Ben yaptım, araştırdım nasıl gelir, ne yapar, ne eder diye. Bir türlü getiremedim, uğraştım, gelmedi. En son söylemesi şey, Kur'an-ı Kerim'i tersini okumak istedim. Hani gelir diye. Yapma canım böyle şeyler, niye yapıyorsun? Çok böyle şeydi böyle, hani acaba var mı yok mu gerçekten, ama hissediyorum gelmiyorlar. Çok istiyorum, gelin diyorum, hani yakacağım sizi diyorum, yok gelmiyorlar, hiç şekilde bana uğramıyorlar. Dedim Kur'an-ı Kerim elime aldım, tam bir sayfayı bitirdim, bir şey çarptı beni böyle elime, hemen Kur'an-ı Kerim'i kenara koydum, gittim abdest aldım. Dedim ki evliyalarım bana vermiş olduğu şey, o gece biri bana dedi, bir şey söyledi kulağıma, sakın bir daha yapma. Bu sesi kulağımda duydum. Sakın bir daha yapma dedi. Bunu sana ben de söylerim yani. Beni arasan söylerdim. Şu anda şöyle, bak, hiçbir şeyden haberim yokken ben de demin söyledim yani. Yapma bir daha. Niye yapıyorsun böyle? Şöyle o Kur'an okuduğunda orada kimse yoktu. Hani yanımda kimse yoktu. Hani bunu gören kimse yoktu. Dedi. Bu tarz şeyler çok yalnızken, çok böyle bunalımdayken geliyor dediler. Kendimi yalnız odaya kapattım. Hiç pek karanlık bir yerde oldum. Hani istedim ya gelsinler. Ha, yani anda bile söyleme sahip, tövbe yarabbim, sen uğraştın yani, doğru mudur? Uğraştım, bayağı bir uğraştım. Gelmiyorlar, bana hiçbir şekilde gelmiyorlar. İstiyorum, keşke olan biri olsa da gönderse. Uç harfleri görmek istiyorum ama hala gelmiyor. Hani size daha önce de yazmış. Abi çok özür dilerim valla, bunları sormam lazım. İçimde kalırsa program da bitiyor şimdi. Ben gece eve gidince uyuyamam yani, bunları sormam. Niye böyle bir şeyin peşindesin? Ben de Gültepe'deyim zaten. Gene bir mezarlığa da gidelim. Ya ben... Çok seviyorum böyle şeyleri araştırmayı. Abi tamam araştır canım kardeşim de, niye böyle şey, bunların uğraşma böyle şeylerle. Ya o boyut çok güzel geldi bana yani, o boyutta bir gidip gelmek, onları görmek yani, bunların koruduğuna inanıyorum, evet bunları bir daha görmek istiyorum, dua ediyorum, yatıyorum kalkıyorum, koruduklarını biliyorum ama gelmiyorlar. Hani acaba diyorum uçarken nasıl bir şey? Bunlar hani gerçek anlamda temas kurmak nasıl bir şey? Hani normal biz dünya dışında varlıklara temas kuruyoruz ama ben de bunlara temas kurmak istiyorum ama gelmiyorlar. Çok uğraştım. Bir arkadaşım da vardı hatta, böyle kendisi anlatıyordu. Keşke dedim bana gelseydin, sen manyak mısın dedi. İstiyorum dedim, gel. Tekrar yani böyle bir çevrede olan biri varsa hani gidip bizzat da konuşabilirim. Falcılar da falan varmış, böyle suyla bakanlar da varmış. Onların yanında gittim. Ben de kimse bir şey göremiyor. Gerçek anlamda göremiyorum. Ben görmelerini istiyorum ya. O boyutu tekrardan ben yaşamak canım istiyorum. Kardeşim önce bir sakin ol. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Kaç yaşındasın abi sen? 32 yaşındayım şu anda. Uğraşma bu işlerle. Bu işlerle yani uğraşan insanların hiçbirinin sonu çok fazla iyi olmuyor yani.
Ya gerçek anlamda ya araştırıyorum da şey yok şu an o kadar çok... Araştırmak ayrı bir şey. İlim irfan yolunda ilerlemek ayrı bir şey ama sen seninki o değil kardeşlik. Yani seninki o değil. Bana ettiğin teklife bak, gel mezarlığa gidelim diyorsun. Niye? Ya çünkü sen daha dün arkadaş anlattı ya, mezarlıkta gördüm onları, tef çalıyor. Anlatırken yaşıyordum onları, o canlılığı, o mezarlığın ortasındaki ateşi, yanında gezenleri falan, böyle gözlerimin önüne geliyor ama. Hani keşke o an orada ben olsaydım dedim yani, o arkadaş ilk anlatan mezarlıkta o farklı bir cismi gören arkadaşı. Onu keşke dedim orada ben olsaydım dedim onların yanında. Çünkü dua okudukça onlar daha çok üstüne geliyor, korktuğunu anlıyor. Sen ondan korkarsan o daha çok üstüne geliyor. Canım abim özür diliyorum ama okuduğun şeyleri tersten değil de düzden okursan zaten yani mantık olarak da alemlerimizin farklı olduğu, bizim birbirimize normal şartlar içerisinde temas etmememiz gerektiği, etmeyeceğimiz de zaten yazıyor. Bunda hemfikir miyiz bunda? Bunda hemfikir miyiz abim? Orada hemfikiriz. O da. Tamam, neyin peşindesin de anlamadım. Hani ya ben böyle şeyleri çok seviyorum yani, ne bileyim. Bunu... Sevme canım kardeşim, sevme. Yok böyle şeyler. Zaten özellikle de bu böyle dinlemek için var ya, arabadan aşağıda dinliyorum böyle, özellikle şey yapıyorum böyle. Hani anlatılan hikayeleri gerçek anlamda dinliyorum. Keşke diyorum onları bir de ben yaşasam böyle, ya da onların yanında olsam. Gerçek anlamda çok ilgimi çekiyor yani, gerçekten de hani insan farklı bir boyuta gidiyor onlarla beraber. Keşke diyorum ama işte. Keşke. Anladım, peki tamam, teşekkür ederim. Sen ben teşekkür ederim. Benden sana arkadaş tavsiyesi, uğraşma yani böyle şeylerle. Sesim titredi, sizin de uğraşma derken sesim titredi böyle bir anda ama. Ne oldu anlamadım. Sesim titredi, uğraşma dediniz böyle bir anda. Ben evet senden korktum yani, başka korktuğum bir şey yok. Çok teşekkür ederim Serdar Bey. İyi tanesiz dinliyorum zaten. Eyvallah abi, sağ olun. Çok... Bu köşeyi yaptığın çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Şüpheliyim ama hayırlı. Bir daha yapıp yapmayacağım konusunda. Şüpheliyim. Çok teşekkür hadi, ederim. Hadi görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Hadi, ama bak bir şey diyeceğim kapatmadan buyurun. Önce. Yani anladığım kadarıyla meraklısın ama tersten okumak yerine düzden okursan zaten anlayacaksın, anladın mı? Canım ya, kardeşim tabii. Bak bir kere daha diyorum, alemlerimizin farklı olduğu... birçok alemin olduğu ama biz insanlar alemindeyiz yani, bizim yani çok fazla temasa da ona da lüzum yok. Madem okuyorsun düzden oku, okuduğunu da sana zahmet, nacizane tavsiyem, sakın yanlış anlama, okuduğunu da anla, tabii. Olur mu? Tabii ki ya tamam. Zaten Yasin falan okuyorum, Yasin mealinde falan okuyorum, onunla da sorun yok. Eyvallah abi, yok hayır, ben niye okumuyorsun demiyorum, sakın yanlış anlama, Allah kabul etsin ama. Dediğinizi de anladım mı? Yarmayın bir daha şöyle. Ha, yapma yani, tamam kardeşim. Tamamdır Serdar Bey, hayırlı günler, sağ olun. Sağ olasın, teşekkür ederim.